Haberin merkezinden Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Sıcak bölgeden acı haber geldi maalesef. Hakkari Şemdinli'de virajı alamayan zırhlı araç devrildi. Ne yazık ki kazada 2 askerimiz şehit düştü. 7 askerimiz yaralandı. Operasyonlar ise tüm bölgede 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor. Mehmetçik PKK'lı teröristlerin Paraşin yaylasında saldırı hazırlığı yaptığını belirledi. Jetler belirlenen bölgeye bomba yağdırdı. 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü. Devam ediyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine Türkiye'yi zehir zemberek sözlerle hedef aldı. Hatta Avrupa Birliği üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da suçladı. Macron'un o sözlerine dışişlerinin tepkisi gecikmedi. Erdoğan'ın Türkiye'si Mustafa Kemal döneminin Türkiye'si değil dedi. Avrupa Birliği'ne üyeliğe nokta konulsun diye ekledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çıkışı Ankara-Paris hattında ipleri yine gerdi. Elise Sarayı'nda yaptığı toplantıda Avrupa Birliği'nin geleceğine dair görüşlerini paylaştı Macron. En dikkat çeken başlık Türkiye ile ilgili sözleri oldu. Macron, Türkiye-Rusya ilişkilerini göz önünde bulundurmadan güçlü bir Avrupa inşa edemeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pan-İslamcı Avrupa karşıtı olmakla suçladı. İşte o skandal sözleri Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Avrupa karşıtı olduğunu söylemek gerçekle örtüşmüyor dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda ilerlemeye kararlıdır vurgusu yapıldı. Macron'un sözleri kınandı. Ankara'yı tehdit eden Trump yönetimine Dışişleri Bakanı'ndan çok sert yanıt geldi. Bakan Çavuşoğlu, kovboy filmlerindeki gibi olmaz dedi. Türkiye'nin Rusya'dan füze almasını istemeyen Amerika Birleşik Devletleri'ne patriotları satma garantisi veriyor musunuz diye sordu. Amerika patriotları şu anda bize satma garantisi verebiliyor mu? Rusya'dan S-400 füzelerini almayın diyen Amerika'ya böyle yanıt verdi. Tehdit ediyorlar dedi, tepki gösterdi. Kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse o zaman bunun mutlaka bir karşılığı da olur. Tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Amerikan Kongre heyetinin ziyareti sonrası Litvanya'da kamera karşısındaydı Dışişleri Bakanı. Heyetin Rusya'dan füze almayın, F-35'leri askıya alan kararı değiştirelim mesajını değerlendirdi. Ha, F-35'in biz ortağıyız zaten. Ortak üretim yapıyoruz. Ben istedim Türkiye çıkar, bu yaklaşım yanlıştır. Amerikalı heyet bir kez daha Rus füzelerinin Türkiye'ye konuşlandırılması ile ilgili endişelerini dile getirmiş. Bu güvenlik açısından ciddi tehdit olur demişti. Dışişleri Bakanı'nın ise yanıtını etti. F-35'le bile her gün ciddi tehditler yok. Kongreden geçmez, yok şu olmaz, bu olmaz. Hep böyle şartlar. Herkeste füze var. Bu füzelere karşı ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil, bir zorunluluk. O açıklamalara Washington'dan da anında yanıt geldi. ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin Rusya'dan füze alması bizi endişelendiriyor dedi. MHP'nin af teklifine CHP'den cevap geldi. Affa karşı değiliz diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kapsamın iyi çizilmesini istedi. Kimler çıkacak diye sordu. Mafya örgütlerinin liderleri çıkacak mı? Kapkaççılar çıkacak mı? MHP'nin af teklifi gündemin ilk sırasına yerleşmişken açıklama CHP'li Özgür Özel'den geldi. Özel, affa karşı değiliz dedi ama diye ekledi. Kategorik olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık ama affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mütabakat arıyoruz. MHP'li kurmaylar üzerinde çalıştıkları o teklifle devlete karşı işlenen suçların kadına çocuğa yönelik cinsel istismar ve terör suçlarının kapsam dışında kalacağının altını çiziyor ısrarla. Peki hangi suçlar af kapsamına girecek? CHP işte o noktada itirazlarını sıraladı. Torbacılar, uyuşturucu satıcıları çıksın mı Sayın Bahçeli? Toplumsal mutabakat gerekli vurgusuyla affa kapıyı tamamen kapatmadı Altıok. Ancak o kapsamın sınırlarının çizilmesini istedi. Bir de olacakları saysana. İçişleri Bakanı Soylu'nun cumartesi annelerine hedef alan sözlerine de çok sert tepki gösterdi CHP'li Özel. Söylediği sözler için hepimizden özür dileyecek ya da Tayyip Erdoğan bu Süleyman Soylu'ya yapması gerekeni yapacak. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından siyaset kulisleri yeniden ısınmaya başladı. Bu kez gündemin ilk sırasında Mart ayında yapılacak yerel seçimler var. Adaylar kadar partilerin ittifak yapıp yapmayacağı da merak konusu. 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri ve kurultay süreçlerini artık geride bırakmaya başladı siyasi partiler. Şimdi gündemlerinde Mart ayında yapılacak yerel seçimler var.
Partiler seçim kazandıracak en iyi adayları belirlemenin hesaplarını yaparken seçmenlerse yine seçim ittifakları olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Açıklamalar partilerin resmi ittifak arayışı içinde olmadığı yönünde. Ama kağıt üzerinde olmasa da bazı seçim çevrelerinde doğal ittifak arayışlarına gidilebileceği konuşuluyor siyaset kulislerinde. Genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kazanmak büyük önem taşıyor. O nedenle mevcut kabineden bakanlar da dahil olmak üzere her türlü formül üzerinde çalışıyor AK Parti kurmayları. Genel Başkan Erdoğan geniş kapsamlı bir saha çalışması yaptırdı. Kimse bulunduğu makamların kendileri için ila nihaye kalacakları bir makam olarak kabul etmemeleri gerekir. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nda bir araya geldiği MHP yerel seçimde ittifaka kapılarını kapattı. Ama seçim sahtim haline girildiğinde iki partinin sahada işbirliğine gidebileceği konuşuluyor. Birinin güçlü olduğu seçim bölgesinde diğerinin fazla yüklenmeyerek pasif destek sağlaması formülü üstünde duruluyor. Birilerinin Millet İttifakı ile tekrar bir yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Daha önce Millet İttifakı'nda buluşan CHP ile İYİ Parti de bu kez ittifak yapmama kararı aldı. Altı ok seçim kazandıracak parti dışı sürpriz adaylar da göstermeyi hedefliyor yerel seçimde. Yerel seçimler var. İkinci duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Sultanahmet'te 12 turistin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısını gerçekleştiren DEAŞ üyesi Nabil Fadla'nın ikiz kardeşi örgüt bombacısıyla birlikte yakalandı. Sultanahmet'te canlı bomba saldırısı düzenleyen o DEAŞ'lı teröristin canlı bomba olmak için eğitilen ikiz kardeşi yakalandı. Sultanahmet'te Alman kafilenin arasına dalıp 12 turisti öldüren canlı bomba Nabil Fadlı'ydı. Bütün ailesi gibi o da DEAŞ'lı bir teröristti. Polis saldırının ardından ailesinin peşine düştü. Çünkü kardeşlerinin amcasının DEAŞ'lı olduğu tespit edilmişti. Üstelik kardeşlerinden biri de onun gibi canlı bomba olarak yetiştirilmişti. Bu sabah canlı bombanın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı Kocaeli'de yanında başka bir DEAŞ'lı teröristle yakalandı. İki terörist adliyeye sevk edildi. Sorguları sürüyor. Bedelli askerlik çıkar çıkmaz başvurusunu hemen yapan yükümlülerin hangi kentte silah altına alınacakları belli oldu. Sevk işlemleri ise 15 Eylül'de yapılacak. Çıktığı aldık, parasını da yatırdık. Şimdi bekliyoruz. Yüz binlerce askerlik yükümlüsünün heyecanla beklediği bedelli uygulaması Eylül ayından itibaren fiilen başlıyor. Onlara hayatları boyunca defalarca sorulacak. Askerliğini nerede yaptığın sorusuna verecekleri yanıt da bugün belli oldu. Devletten giriyorsunuz. Askerliğe başvuru kısmı var. İlk grupta silah altına alınacak 12 bin askerin katılacakları birlikleri E-Devlet sistemi üzerinden açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Yükümlülerin cep telefonlarına da bilgi mesajı gönderdi. 15 bin lira yatırdım. Şu anda geri kalan işlemi halledeceğim. Bedelli için müracaat süresi 3 Kasım'da sona erecek. Şimdiye kadar müracaat işlemlerini tamamlamış olanlar 3 celp dönemine ayrıldı. İlk gruptaki yükümlülerin sevk işlemleri 15 Eylül'de, ikinci gruptakilerin 6 Ekim'de, üçüncü gruptakilerin 27 Ekim'de yapılacak. Her şey vatan için. İlk 3 dönemde yer almayan yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak duyurulacak. Gerekli işlemlerini süresi içinde tamamlamayanlar bedelli askerlik kapsamı dışına çıkarılacak. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında iplerin gerilmesine neden olan Rahip Brunson davası bu kez Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. Brunson'un avukatı başvuruyu bir ay içinde yapacaklarını açıkladı. Ev hapsinin sona erdirilmesi talebi de yurt dışı yasağının kaldırılması istemi de reddedildi. Amerikalı rahibin avukatı bu kez de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlandıklarını açıkladı. PKK ve FETÖ adına faaliyette bulunmak ve casuslukla suçlanıyor. 35 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor Pastör Brunson. Cezaevinde 2 yıl tutuklu kalmasının ardından bir aydır da ev hapsinde tutuluyor. Pastor Brunson from Turkey and we've made... Türkiye'deki rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz. Trump yönetimi rahibin serbest kalmasını sağlamak için Türkiye'ye tehdit üzerine tehdit yağdırırken Brunson'un avukatları bugüne kadar başvuru yaptıkları mahkemelerden umdukları kararı bir türlü çıkaramadı. Şimdi hedefte yüksek mahkeme var. I've just met with Pastor Brunson and Noreen Brunson.
Rahip Branson ve Norian Branson'la şimdi görüştük. Branson ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek. Başvuru için önce yerel mahkeme sürecinin tamamlanması ve gerekçeli kararın yazılmasını bekleyecek Branson. Karar olumsuz çıkarsa özgürlüğünün kısıtlandığını gerekçe göstererek bir ay içinde AYM'ye bireysel başvuru hakkını kullanacak. Arkadaşlar bir saniye. Yavaş. Yavaş. Hakkındaki iddianamede ise Muhammed Ahmet isimli bir kişinin rahibin manevi oğlu olduğu ve PKK ile irtibatını sağladığı öne sürülüyor. Brezilya'dan gelen kurbanlıklarda şarbon çıkınca 4000 hayvanın bulunduğu çiftlik karantinaya alındı. 50 hayvan telef oldu, geriye kalanlar aşılandı. Ama endişe bitmedi. Kesilen hayvanların etleri piyasaya sürüldü mü? Şimdi bu merak ediliyor. Maskeli görevliler, uyarı levhaları, kireçli yollar. Önlemlerin nedeni Et ve Süt Kurumu'nun yurt dışından getirdiği kurbanlıklarda şarbona rastlanması. Bu şarbon tehlikeli bir hastalık. Köy olarak tedirginiz. İşte arkamdaki bu çiftliğe Brezilya'dan 3959 tane büyükbaş hayvan kurban olarak getirilmişti. Ancak o hayvanlardan 50'sinde şarbon tespit edildi ve 50 hayvan telef oldu. Geriye kalan büyükbaş hayvanlar karantinaya alındı. Böyle insanlar geliyor bizi perişan ediyor. Ekmeğimizden oynuyorlar. Çiftliğin girişine bu mahallede şarbon hastalığı vardır yazısı asan ekipler çiftlikte incelemelerini sürdürüyor. Hayvandan insana, insandan hayvana geçen bir hastalık olmasından dolayı riskli bir hastalık. Şarbonun tespit edilmesinden sonra çiftlik karantinaya alındı. Girişlerse kısmi olarak engellendi. Ayrıca şarbon virüsünün yayılmasını engellemek için de çiftliğe giden bu yola kireç döküldü. 50 büyükbaşın telef olmasından sonra geriye kalan 3909 hayvan tedbir için aşılandı. 21 gün boyunca sürecek karantinadan sonra hayvanlara yeniden test yapılacak. Şarbon tespit edilirse tüm hayvanlar itilaf edilecek. Merak edilense şarbonun Türkiye'ye nasıl geldiği. Yurt dışından hastalıklı hayvanın gelmesi mümkün gözükmemektedir. Türkiye'de mi kaptı hayvanlar bu virüsü? Tabii ki. Tabii ki. Bir diğer soru işareti de kesilen hastalıklı hayvanların etlerinin piyasada olup olmadığı. Et ve Süt Kurumu hastalıklı etler imha edildi dedi. Piyasaya sürülmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gereken tüm tedbirlerin alındığı duyuruldu. O bölge bundan sonra 5 yıl süreyle tüm hayvanlar şarbon aşısıyla aşılanacak. Pendik'te parkta oyun oynayan çocuklara ateş açılması, üstelik şüphelinin serbest bırakılması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. 7 yaşındaki çocuğu sırtından vurduğu öne sürülen şüpheli yeniden gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. Ne hesap etti sırtına? Kurşun. İddiaya göre parkta oynayan çocuklara ateş açtı. 7 yaşındaki Hiranur'u sırtından vurup yaraladı. Serbest bırakılması büyük tepki toplayınca o şüpheli yeniden gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Pendik'te bir hafta önce çocuklar parkta oynarken üzerlerine ateş açıldı. 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtına o kurşunlardan biri saplandı. Bütün şüpheler olaydan önce çocukları uyaran kuaförün üstünde toplanınca gözaltına alındı. İfadesinde ateş etmediğini, sadece gürültü yapmayın diye uyardığını iddia etti. Uyuyordum dedi. Saldırıda kullanılan silah da bulunamadığı için serbest bırakıldı. Biz ses yapınca adam bize kızmıştı. Şüphelinin elini kolunu sallayarak çıkıp gitmesi sosyal medyayı ayağa kaldırınca savcılık yeniden gözaltı kararı verdi. Şüpheli bugün yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konutta indirim kampanyası. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kameralar karşısına geçip fedakarlık dediği kampanyayı açıkladı. %10 indirim, %10 peşinat ve düşük faiz oranı. Bakın kampanyada daha neler var. Faizler yüksek. Ev fiyatları? Ev fiyatları da yüksek. Kredi faizlerini düşürmeliler, konut kredisini falan, yani insanlar alabilsin. Bu çağrılar karşılık buldu. Konutta indirim kampanyası hayata geçirildi. Gerçekten bir fedakarlık kampanyası bu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sektör temsilcileriyle kameralar karşısına geçti. Fedakarlık adını verdiği konut kampanyasının müjdesini verdi. İşte ilk adım. Projelerin satış fiyatı üzerinden bir kere başta bir %10 indirim yapacaklar. Yani
500 bin liraysa. 500 bin liralık bir ev almak istediğinizi düşünelim. %10 indirimle o ev 500 bin liradan 450 bin liraya inecek. Ve vermeniz gereken peşinatsa %10 yani 45 bin lira. Sonrası ne olacak derseniz? 12. ve 24. aylarda %15'lik ara ödemeler söz konusu. Ara ödemelerden sonra gerisi için de kredi imkanı sağlanacak. Ama inşaat firmaları bankaya gerek olmadan kefaletsiz kredi verecek. Üstelik faiz oranı da 0.98'e sabitlenecek. Bugün faiz oranlarının %2'lerde olduğunu düşünürseniz çok büyük bir yine fedakarlık var. Gayet güzel. Yani ev almak isteyenleri de çok mutlu edecek bir haber. Bilhassa da yastık altındaki altınlar, dövizler meydana çıksın isteniyor. Eğer peşinat olarak altın ya da döviz verirseniz bugünkü kur hesaplanacak. Dairenin borcunun ödendiği sürece kurlarda artış olursa o aradaki fark da daire fiyatından düşülecek. Hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutması gerektiren bir durum söz konusu değil. Emlak Konut İller Bankası Kiptaş'ın dışında inşaat şirketleri de tüm Türkiye'de kampanyaya dahil oldu. Şimdilik 100 bin konut için geçerli. Kampanyanın startı yarın veriliyor, 31 Ekim'e kadar sürecek. Bizim evimiz var çok şükür. Allah olmayanları da versin inşallah. Dün ekranlarınıza getirmiştik Adana'da 18 yaşında bir Afgan genç sulama kanalına düşmüş. Ailesi gözyaşlarına boğulmuştu. Ne yazık ki o gençten kötü haber geldi. Afganistan'dan, ölümden, savaştan kaçırdıkları oğullarını Adana'da bir sulama kanalında kaybettiler. Acı bu babanın, bu annenin, bu kardeşin yüzünde donup kaldı. Kebiri ailesi savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen onlarca Afgan aileden biriydi. Dün gezmek için dışarı çıktılar. Ama 18 yaşındaki oğulları Rami Kebiri yüzünü yıkamak için girdiği sulama kanalına düştü. Babası peşinden koştu, tutamadı. Babanın da onları uzaktan izleyen annenin de feryatları yeri göğü inletti. Rami'nin cansız bedeni saatler sonra düştüğü yerin 20 kilometre uzağında bulundu. Teşhis için gelen babası dizlerinin üzerine çöktü. Kendi dilinde acısını haykırdı. Yorgun bacakları gövdesini taşıyamadı. Düştü kaldı. Yakınları onu kucaklayıp hastaneye kaldırdı. 18 yaşındaki oğlunun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Bankaya para yatırmaya gitti. Tam içeri girerken elindeki para dolu poşete biri saldırdı. Gaspçıya direnen adam ölümden döndü. Parası ise çalındı. İşte o anlar. 3 kişiyi gördüm. Bir direksiyonda, yani ben gördüm derken ben zaten yüzü kuyulu düşmüştüm arabalarının. Arabayla hem gidiyorlar, hiç durmadılar, seyir halindeler. Ben yerde sürüklendim. Bankaya para yatırmaya gitti. 3 gaspçı onu darp edip parasını çaldı. Az daha ölüyordu. Silahı doldur boşalt yaptı, kafama dayadı. Ulan dedi, sen ölümüne mi susamışsın? Senin beynini mermi doldururum. Ticaretle uğraşan Hayrettin Demircan dün bankaya gitti. Hayrettin Demircan geçtiğimiz gün bankaya para yatıracaktı. Yanına 64.500 lira parayı aldı, bir poşete koydu ve bankaya gitti. Bankanın önüne geldi, arabayı park etti. Arabadan inip bankaya yürüdüğü an bir kişi geldi ve elindeki poşete asıldı. Baktım kaçtı. Kaçınca ben onun peşine verdim. Hemen yolda bir beyaz araba geldi, lüks bir araba. Arka kapıyı açtı. Orada binmek istedi. Neye uğradığını şaşırdı. Parayı vermemek için direnmeye başladı. Soldan bindi. Ben o arada arabayı bırakmadım. Her iki elimle kapıya sarıldım. Bırakmadım. Biraz beni yerde sürükledikten sonra ön taraftaki oturan hemen geri döndü. Gaspçı poşeti aldı ve yanına yaklaşan diğer gaspçıların bulunduğu arabaya binmek istedi. Ancak Hayrettin Demircan onları ve para dolu poşeti bırakmak istemedi ve araçla beraber yaklaşık 10 metre sürüklendi. Silahı doldur boşalt yaptı, kafama dayadı. Ulan dedi, sen ölümüne mi susamışsın? Senin beynini mermi doldururum. Ben yine bırakmadım. Gaspçılar parayı aldı. Hayrettin Demircan'ı tekme ve yumruklarla araçtan attı. Ben yine bırakmadım. Kollarında falan izler var. Tekmeyle vurdu bana. Biri de boynumun köküne vurdu, ben düştüm, yuvarlandım artık. Onlar gittiler. Gaspçılar araca işte böyle bindi, uzaklaştı. 3 gaspçı polisin takibinde.
Manisa'da otobüste unutulan bir çantayı bulup sahibine götüren şoför teşekkür beklerken bakın başına neler geldi. Çantasını unuttu. Geri getiren otobüs şoförünü dövdü. Onu tutmaya çalışan bir başka kişiyi de tekmeledi. İyilik yapıp dayak yiyen o şoför Serhat Gürkan, Manisa'da terminalden kalkan halk otobüslerinden birinde çalışıyordu. Dün otobüsüne binen bir kadın yolcu çantasını unuttu. İnerken çantasına eşyasını unutmuş. Benim de göremeyeceğim bir noktada kaldı. Bir yolcu fark etti. Ben de eve giderken onu da öyle aldım, yol üstü bırakayım dedim. Geri döndüm. İnsanlık olsun diyor. Şoför kadını bıraktığı noktaya geri döndü. Döndü ama kapıyı açar açmaz o kadın cam şişeyle üzerine saldırdı. Kapıyı açtım eşyalarını vermek için. Direkt cam şişeyle saldırmaya başladı bana. Hırsız, eşyalarımı alıp kaçmışsın diye. Şoför neye uğradığını şaşırdı. Araya diğer yolcular girdi. Kadın yolcu onlara da saldırdı. Sonrasında otobüs dışına atıldı. Aklını başına, eşyalarını görünce geri geldim lan ben. Ama tartışma orada da devam etti. Kadın yolcu elindeki cam şişeyi böyle savundu. Sonra da unuttuğu çantaları alıp uzaklaştı. Korkuyorum bir gün biri çıkıp ey insanoğlu diyecek ve kimse üstüne alınmayacak. Bu haber vesilesiyle İlhan Berk'i de ölüm yıl dönümünde anmış olalım. Yolda tartıştığı sürücüyü önce bıçakladı, sonra hayata döndürebilmek için canını dişine taktı. Suni teneffüs bile yaptı. Ancak son pişmanlık fayda etmedi. Ben de bir şey yapacaktım, her sıkıntı yok onda. Birkaç dakika önce öldürmeye çalıştığı, boğazladığı, bıçakladığı o kişi ölmesin yaşasın diye çırpındı. Ahmet, senin nerede ne var Ahmet? Suni teneffüs yaptı. Başından bir an olsun ayrılmadı. Lan nasıl süreceğim ben arabayı? Hangi hastaneye gideceğiz? Katille kurbanının aynı karede olduğu yer Karaman'dı. Mehmet Sekmen'le Yusuf Koçeker araçlarıyla Karaman Ereğli Karayolu'nda ilerlerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Araçlarını kenara çekip aşağı indiler. İkisi de bıçaklıydı. Yusuf Koçeker kolundan ve göğsünden yaralandı. Aldığı son darbeyle kanlar içinde yere düştü. Mehmet Sekmen'in aklı başına o zaman geldi. Yardım çağırdı. Gelen jandarma ekipleriyle birlikte o ölmesin yaşasın diye suni teneffüs yaptı. Ya yok bende bir şey bacaklar, sıkıntı yok onda. Al yavaş düşürmeden yavaş. Ahmet sen de yaralısın. Sağlık ekipleriyle birlikte onu çalıştığı hastaneye taşıdı. Başından da bir an olsun ayrılmadı. Ama son pişmanlık fayda etmedi. Önce öldürmeye sonra yaşatmaya çalıştığı Yusuf Koçeker bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O mezara Mehmet Sekmense hapse gitti. Ankara'da bebeklerine kavuşmak için gün sayan çift doğumun olduğu gün hayatlarının şokunu yaşadı. Ailenin iddiasına göre doğumda yapılan hata nedeniyle bebekleri beyin kanaması geçirdi. 3 günlük bebek şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Ben kucağıma bile alamayacaktım çocuğumu. Direkt ölecekti. Henüz 3 günlük bebeğini doyasıya koklayamayan, kucağına alamayan bir annenin isyanı bu. Çünkü iddiasına göre doğum esnasında doktor ihmali nedeniyle bebeklerinin hayatı tehlikede. O işte 2-3 dakikalık olay şu an belki benim bebeğimin ölümüne neden oldu. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu doğa yiğit çifti. Ancak annedeki enfeksiyon riski nedeniyle doğum bir hafta ertelendi. Yeniden hastaneye yattığındaysa başlarına geleceklerden habersizdi. Bence hani ihmal var. Bir şey yok dediler, bizi gönderdiler. Aile cumartesi günü doğum için işte arkamdaki bu hastaneye geldi ama iddialarına göre doğumda bir dizi skandallar yaşandı. Skandalın ilki ailenin iddiasına göre doğuma operatör doktor değil asistan doktor girmişti ve o asistan doktorun ilk doğumuydu. Kafasının yarısı dışarıda, yarısı içeride kalmasından dolayı. Şurasında bir iz vardı. Kafatasında bir eğrilik vardı. Hastane doğumdan sonra aileyi ve bebeği odaya aldı. 2 gün sonraysa sarılık var diyerek yeniden yoğun bakıma götürdüler. Aile hayatlarının şokunu orada yaşadı. Doğum olduktan sonra 2 gün sonra çocuğumuzu sarılık teşhisinden dolayı geri aldılar. Özel odadaydı.
O odadan yoğun bakıma aldılar. Ailenin iddiasına göre doğumdaki hata nedeniyle Cihat bebekte beyin kanaması meydana geldi. Ama o beyin kanamasını doktorlar fark etmedi. Ta ki 2 gün sonra yapılan beyin tomografisine kadar. Beyin kanamasıyla şu anla ilgili bir müdahale edemiyorlar. Müdahale ekibi yokmuş. Cihat bebek yaşam savaşını sürdürüyor ama mücadeleyi kazanıp kazanamayacağı belli değil. Hayatlarının en mutlu anı kabusa dönen aile hastaneden şikayetçi. Hastane ise şimdilik sessiz. İkinci röntgen çekildi. Hala aynıymış durumu. İstanbul Beylikdüzü'nde fırın işleten Enis Uzun Mevlid'e gitti. Evine döndüğünde soyulduğunu fark etti. Polisin kısa sürede yakaladığı hırsızların kimliği bu kadar da olmaz dedirtti. Peki sizin çalışanınız sizi niye soydu? Keşke bilsin. Bilmiyorum dedi ama iddiaya göre çalışanları onu paralarını alamadıkları için soymuşlardı. İhanet etmiş bana. Yani benim yanımda çalışan bir kişi bana ihanet etmiş. Fırın işleten Enis Uzun ailesiyle Mevlid'e gitmişti. Yanında çalışan iki şüpheli bunu fırsat bilip Beylikdüzü'ndeki villasına geldi. Hırsızlar iki katlı binaya tırmanarak girdi. Evin içine girdikten sonra bu kez değerli eşya aramaya başladılar. Hırsızlardan bir tanesi yatak odasına girdi, dolabı açtı ve aradığı da buradaydı. Altınların da şurada, burada Kur'an-ı Kerim var. Set takımı da bunun içine koymuştuk. 70 bin lira değerinde, ayrıca 40 bin TL vardı ve 2 bin avro vardı. Hepsi kızımın düğünü için almıştım. Beylikdüzü'nde fırın işleten Enis Uzun'un villasına giren hırsızlar Beylikdüzü asayiş ekipleri tarafından kısa sürede tespit edildi ve yakalandı. Kimlikleri ise Enis Uzun'u şok etti. Çünkü o hırsızlar yanında çalıştığı kişilerden başkası değildi. Arabamızın servis şoförüydü kendisi. Gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı insan yaşıyor. Patronlarının villasına girerek altın ve paraları çalan o hırsızlar verdikleri ifadede patronlarının maaşını vermediği için evini soyduklarını söyledi. Tabii minareyi çalan kılıfını hazırlar ile bir bahanesi olacaktır. Şüpheliler patronlarının evinden çaldıkları parayı bölüştü. Birisi payına düşen 20 bin liraya hiç dokunmadan bir parka gömdü. Beylikdüzü polisi o paranın izini sürdü, toprağı kazarak çıkardı. Tamam. Patronlarının villasını soyduğu öne sürülen iki şüpheliden biri tutuklandı. Diğeri de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Onlar aşağıdan geldi. 9 günlük tatilde açık unutulan balkon kapısından ya da camdan düşerek 6 çocuk hayatını kaybetti. Bir benzeri bu sabah Esenyurt'ta yaşandı. 2 yaşındaki minik kız camdan düşerek öldü. Oysa evde alınacak küçük önlemlerle bu ölümleri durdurmak mümkün. Çocuk kazaları önlenemez kazalar değil. Bu sabah Esenyurt'ta 2 yaşındaki minik kız çocuğu 3. kattaki evlerinin açık penceresinden düştü, hayatını kaybetti. Ben çocuğun başındayım veya başında bakıcı var sözleri fazla bir şey ifade etmiyor. 2 gün önce ise bu kez 3 yaşındaki bir erkek çocuğu balkondan düşmüş, onu yakalayabileceğini düşünen annesi de arkasından atlamıştı. Bir anlık dalgınlık veya bir anda dikkatinizin başka yere gitmesi çocuğun maalesef hayatına mal olabiliyor maalesef. 9 günlük bayram tatilinde 2 ila 6 yaş arasında 6 çocuk ya camdan ya da balkondan düşerek hayatını kaybetti. Önemli olan ailenin bilinç seviyesidir. Dünyada da durum benzer, işte Rusya'dan yürek hoplatan bir görüntü. UNICEF'in araştırmasına göre 0-6 yaş çocuklarda en fazla rastlanan kaza tipi yüksekten düşmeler. Oysa ki küçük önlemlerle kaza riskini sıfıra indirmek mümkün. Koltuk, sandalye ve benzeri şeyleri pencerenin önlerine, balkon çıkışlarına koymamak gerekir. Aslında evde alacağınız önlemler o kadar basit ve o kadar ekonomik ki tüm yapmanız gereken sadece bu bilince ulaşmış olmanız. İşte size o yöntemlerden bir tanesi. 3 metre uzunluğunda, 80 santim yüksekliğinde bir file. Bu fileyi tüm balkona kapladığınız zaman evdeki küçük çocuğunuzun o balkonun arasındaki demirlerden kaymasını ya da demirlere tırmanmasını çok rahatlıkla önleyebilirsiniz. Cam ya da balkonlara takılacak çocuk kilitleri hayat kurtarıcı. Şu kilit burada takılı olduğu sürece bu pencere veya kapı bu kadar açılacaktır. Çocuğun buradan geçme şansı yok. Kilit olmadığını düşünseniz buradan rahatça geçip gidecektir. Balkon demirlerinin 100 santimetreden yüksek olması şart. Bunu
uygulamak suretiyle 100 santime kadar yükseltebiliriz bununla. Demirler arasında geniş boşluklar varsa burada bir plexiglas uygulaması yapılmış durumda. Böylece hem çocuğun aradan kaymasını hem de tırmanmasını önlemektedir. Bu kadar basit aslında. Bu kadar basit. Engelli oğluyla bir durağa sığınan annenin yardım çığlığı karşılığını buldu. Artık kalacakları bir evleri, o evlerinde içecekleri bir tas çorbaları var. Duraklarda kaldık. Kullanılmayan otobüslerin içinde kaldık. Bakın 9 aydır sokaktayız. 3 ya da bilemediniz 4 kez banyo yaptık. Engelli oğluyla durakta yatan o annenin yardım çığlığı karşılıksız kalmadı. Her konuda eşya, maddi durum, bir eve, bir aileye ne gerekliyse hepsine için yardım etmeye hazırlar. Devlet de şefkatli elini uzattı. Annem ben beraberiz artık. Vallahi çok mutluyum. Seval Taşkın anaokulu öğretmeniydi. Biz Manisa'nın ileri gelen ailelerindendik. Çok varlıklı bir aileydik. Varlıktan yokluğa düştü. Kendini engelli oğluyla birlikte sokakta buldu. Ama milyonları ağlatan o anne ve oğul artık sokakta kalmayacak. Kaymakam Bey çok olumlu şeyler söyledi. Kalacak bir yer şimdi temin edecekler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ araya girdi. Kaymakamlık da harekete geçti. Anne oğul kaldıkları otobüs durağından alındı. Şimdilik bir pansiyona yerleştirildi. Sonrasında onlara ev tutulacak. Engelli genç için maaş bağlanacak. Artık onlar da sıcak bir yuvada sıcak bir tas çorba içebilecek. Ankara'da kanser hastası bir adam iddiaya göre bir marketin servis aracında başka bir adam tarafından eşine baktığı gerekçesiyle darp edildi. Yaralı adamın eşi olay yerine bir türlü gelmeyen ambulans ve polise isyan etti. Tamam benim ne yapmam lazım? Adamın halini gel de gör diyorum ya. İsyanı hem polise hem de 112 sağlık personeline. Çünkü iddiasına göre yaralı eşine yardım eli uzatacak kimseyi bulamadı. Ben sizi 2 saattirden bu tarafa arıyorum. Polis diyor bana ambulans gelmeden müdahale edemem. Ambulans diyor polis gelmeden müdahale edemem. Hayırdır arkadaşım ben kimi bulacağım o zaman ya? Zafer Türk Yılmaz Ankara'da yaşıyor. Kanser hastası. Aynı zamanda %80 engelli. Oğluyla akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra marketin servis arabasına bindi. Servisteki bir adamın sen benim eşime bakıyorsun diyerek kendisini dövdüğünü iddia etti. Şeyin inmez bana yumruğa vurmaya başladı. Abi ben karına bakmıyorum dedi. Bana yumruğa vurdu. Ondan sonra yaralandım. Yüzü, gözü, kolları yara içindeydi. Marketin önünde oturdu, çaresizce yardım bekledi. Adam kalıplıydı. Adam boksurmuş bir de. Oğlu çareyi annesine haber vermekte buldu. Dayak yediğini iddia eden adamın eşi olay yerine geldi. Ambulans ve polis çağırdı ama iddiaya göre ikisi de bir türlü gelmek bilmedi. Kadın böyle isyan etti. 2 saate yakın gelmediler. Ondan sonra geldiler ki market sahipleri de bir de oranın adresini vermiyorlar. Aile dayakçı adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynayan küçük kız demir parmaklıklara sıkıştı. Neyse ki yardımına itfaiyeci abileri yetişti. Oynarken demir parmaklıklara başını sıkıştıran mini itfaiye ekipleri kurtardı. Bilecik'te arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynayan küçük kız iki demirin arasından geçmeye çalışınca sıkışıp kaldı. Bir türlü kurtulamadı. Arkadaşları panikle yardım istedi. Çevredekiler de hemen itfaiyeye haber verdi. Görevliler titiz bir çalışma başlattı. Demirler büyük bir dikkatle açıldı. Mini kafacan kazasız belasız kurtarıldı. Oynamaya kaldığı yerden devam etti. Amerika ile yaşanan düelloda TRT de silahını çekti. Pazar sabahlarının klasiği haline gelen kovboy filmlerini yayından kaldırdı. Artık o saatte Türk filmleri gösterilecek. Peki bu karara sokak ne diyor? İşte söz sokakta. İzliyor musunuz kovboy filmlerini? İzliyordum. Babam izliyor. Dedemle birlikte çok küçükken birlikte izlerdik. Kovboy filmlerini biz seyrediyoruz yani. Haberiniz olsun artık o filmler yayından kaldırıldı. Ya. Nasıl? Hayırdır? Bu karar aslında Amerika'ya bir tepki. Ha, Amerika'ya tepki olarak. Kovboy filminin neyle alakası varmış? İncirliğin kapatılması da iyi bir tepki olabilirdi. Çok güzel olmuş. Yapma ya oğlum. TRT'nin sonuna kadar arkasındayız. Amerika ile Türkiye arasındaki rahip Brunson krizi
sürüyor. Bu krize son tepki TRT'den geldi. Bilenler bilir, her pazar günü TRT'de kovboy filmleri yayınlanır. Daha doğrusu yayınlanırdı. Çünkü TRT bir karar aldı ve kovboy filmlerini yayından kaldırdı. Süper. Yani ben o tepkiyi çok geçerli görmüyorum. TRT haklı tabii ki. Çok yanlış şekilde tepki veriyorlar. Çok memnun olduk biz Amerika'ya karşı bu tepkiyi çok beğendik. Amerika'nın dediğini yapmak zorunda değiliz ki. Tekrar filmlerin verilmesi lazım. Niye biz elin Amerika'nın şeylerini dinleyelim, filmlerini? Ben çok filmleri seyrettiğim için üzüldüm yani. Özlener yani. Amerika ile bizim işimiz yok zaten. Bence yok. Film kalkmaz yani, bir Bronson için kalkmaz yani. İyi yapmış. Yerli filmler koysun. Ne gelecek onun yerine? Yeşilçam yayınlansın. Öyle de olacak. Dile kolay. Onlarca yılın alışkanlığı yerini artık TRT ekranlarında Türk filmlerine bırakıyor. Biz bize yeteriz. Eski bakan Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ 8 Eylül'de kayı boyu düğünüyle dünya evine girecek. At ve otağı resimlerinin yer aldığı davetiyede rahat kıyafetler giyilmesi istendi. Neden mi? İşte yanıt. Rahat kıyafetler tercih edin, at binip ok atacağız. Bu çağrı bir düğün davetiyesinde yer aldı. AK Partili eski bakan oğlunun düğününe konukları böyle çağırdı. Benim için önemli bir gün. Eski başbakan yardımcısı Recep Akdağ'ın 6 çocuğundan biri Muhammed Akdağ, Eylül'de dünya evine girecek. Hem de sıra dışı bir düğünle. Oğul Akdağ için kayı boyu düğünü planlandı. Davetiye de ona uygun hazırlandı. At ve otağı resimleri basıldı. 13. yüzyıl kayı boyu döneminden ilham alındı düğün için. Çadırlarda, yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturacağız. At binip ok atacağız. Rahat kıyafetler tercih etmenizi tavsiye ediyoruz denildi davetiyede. Muhammed Akdağ ve Gülşah İstif çifti 8 Eylül'de Kocaeli Çayırova'da hayatlarını birleştirecek. Gözler şimdi o sıra dışı düğünde. 4 ay önce çalışmaya başladığı otoparkı soyup soğana çevirdi. Çaldıklarını bir müşterinin aracına yükleyip kaçtı. Gürcistan uyruklu hırsız neyse ki fazla da kaçamadı. Çalıştığı otoparkı soyup soğana çevirdi. Bir müşterinin 100 bin liralık aracına binip kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı. Gürcistan uyruklu Giorgi isimli şüpheli Şişli Kuştepe'deki bu otoparkta çalışmaya başladı. Sonra patronunun eski para ve saat koleksiyonunu fark etti, çalmaya karar verdi. 4 ay önce işe başladı. Şişli Kuştepe'de bulunan o otoparkı soymayı kafasına koyan hırsızlık zanlısı işe ilk olarak patronunun değerli ve tarihi eser niteliğindeki eşyaları çalmayla başladı. O eşyaları aldı ve gece bekçisine ben bunları Aksaray'da bir yere götüreceğim, patronun haberi var dedi. O esnada otoparkta bulunan araçlardan birisine bindi. O arabanın kontağı üzerindeydi. Arabayı çalıştırdı ve kayıplara karıştı. O kaçarken bekçi harekete geçti. Olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen o hırsızlık zanlısının hareketlerinden şüphelenen gece bekçisi durumu hemen iş yeri sahibine bildirdi. O da durumu polislere aktardı. Geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. O hırsızlık zanlısının çaldığı lüks araçla kaza yaptıktan sonra kaçtığı ortaya çıktı. Polis ekipleri yaptığı incelemede o zanlıyı kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı. Şüpheli kaza yaptığı aracı Bağcılar'da bıraktığını, eşyaları ise Fatih'te kaldığı pansiyona sakladığını söyledi. Polis ekipleri değeri 100 bin lirayı bulan eski para, kol saati ve ziynet eşyalarından oluşan koleksiyonu bulup sahibine teslim etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahte kimlikle Almanya'ya gitti, çalıştı, emekli oldu. Musa Dede'nin sırrı 48 yıl sonra Türkiye'de açığa çıktı. Almanya'ya sahte kimlikle gitti. 48 yıl çalışıp emekli parası bile aldı. Uyanık işçi Türk polisinin dikkatiyle yakayı ele verdi. 1970 yılında Musa K. ve dayısının oğlu Almanya'ya işçi olarak gitmek için başvuruda bulundu. Musa K.'nın talebi reddedildi. Dayısının oğlu ise kabul edildi. Ancak ortada bir sorun vardı. Çünkü Musa K.'nın dayısının oğlu hastaydı ve okur yazarlığı da yoktu. İki kuzen kafa kafaya verdi, sorunu kendilerince çözdü.
Musa K. dayısının oğluyla anlaştı. Sahte kimlik çıkardı ve o kimlikle sahte bir pasaport hazırladı. Kimlik bilgileri dayısının oğluna aitti. Fotoğraf ise kendisindi. Bu şekilde Almanya'ya gitti ve çalışmaya başladı. Musa dede bir firmada çalışmaya başladı. Musa K. Almanya'da tam 48 yıl çalıştı. Oradan emekli oldu. Emekli ikramiyesini aldı. Bütün sosyal haklarını kazandı. Ancak geçtiğimiz gün Trabzon'a, memleketine döndü. Musa K. Trabzon'a gittikten sonra tekrar Almanya'ya dönmek istedi. Ancak pasaportunun süresi dolmuştu. Yeni pasaport çıkarmak için Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ve belgelerini verdi. Ancak oradaki polis o sahtekarlığı ortaya çıkardı. Musa dede suçunu itiraf etti. Musa dedeye belgede sahtecilikten işlem yapıldı. İnatçı iki sürücü yolda tartıştı, birbirlerine yol vermeyince de bakın başlarına ne geldi. Öfkeyle gaza bastı, zararı kendine oldu. Tartıştığı adamın cipine çarpıp takla attı. Kaza nerede ne zaman yaşandı bilinmiyor. İki lüks cip aynı anda yola çıktı. İkisi de karşı yola geçmek istiyordu ama birbirlerine yol vermek istemediler. Bir süre yolun ortasına durup tartıştılar. Sürücülerden biri yoluna devam etmek istedi. Ancak diğer sürücü buna izin vermedi. Hareket etmek isteyen aracın üstüne sürünce lastikler birbirine çarptı, takla attı. Neyse ki inatçı sürücülerin kazasında can kaybı yaşanmadı. Şu sıralar herkesin derdi 10 günlük tatilde alınan kilolar. Çare arayanlara uzmanlardan ilginç bir diyet önerisi geldi. 16 saat aç kalın. ...14 gün yedim valla. 2 kilo yakın aldım. Tatlılar falan filan derken ister istemez biraz kilo aldık. Bayram tatili yediriyor. Sürekli teklif, sürekli ikram. Tatilde kavurmalar, bayram kahvaltıları, ikramlar, tatlılar derken hızla kiloları aldık. Bakalım o hızla aldığımız kilolardan hızla nasıl kurtulacağız? Bir hafta içerisinde neredeyse minimum bir 1 kilo, maksimum 2,5-3 kiloluk artışlar oldu. Evet, biraz aldık. Tatlılardan herhalde. Bu hafta tavuk, balık, kırmızı et gibi, köfte gibi proteinleri biraz hayatımızdan çıkaralım. Yağlı karbonhidratları da bir keselim. Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde kalsiyum ağırlıklı ve vejetaryen tipi beslenmekte fayda var. Nasıl olacak o derseniz, işte bayram kilolarından kurtaran diyet listesi. Sabahleyin bir bardak yoğurt ya da süt, içerisine 2 yemek kaşığı yulaf, bir porsiyon meyve, istediğiniz meyve olabilir bu. Öğlenleyin bir dilim ekmek, yanında 4-5 yemek kaşığı zeytinyağlı bir sebze yemeği, yanına bir salata bir de cacık koyuyoruz. İkindi de acıktığımızda bir fincan sütlü kahve, yanına bir tane meyve, 2 tane ceviz koyuyoruz. Akşamleyin de bir kase çorba, salata ve yoğurt yediğimizde bayramda yediklerimizi biraz tolere ederiz. Uzmanlara göre şu sıralar vücudu rahatlatmanın en iyi yollarından biri de haftada 1-2 kere uzun süreli aç kalmak. 2 öğün beslenmenizi tavsiye ediyoruz. Sabah 9'da yiyip akşam 5'te ikinci öğünü yediğinizde ve ertesi gün sabah tekrar 9'da yediğinizde haftada 2 gün yaptığınızda daha kolay kilo verdiğinizi fark edeceksiniz. Baba yürüyüş. Porsiyonları farklı. Spor yapmak lazım. Sıkı bir rejim herhalde. Sevdiği kızı deve ile almaya gitti. Edirne sokakları davul zurna sesiyle inledi. Gelin hamamına giden romanlar neredeyse bütün şehri oynattı. Ellerimizi gerçek yapmış günlerimizin başında. Damat deveyi süsledi, davul zurna sokakları inletti. 600 yıllık gelenekle gelini almaya gitti. Renkli görüntülerin adresi Edirne. Tuna Batı müstakbel eşini özenle süslediği devenin sırtına bindirdi, çalgılar eşliğinde hamama götürdü. Onları görenler yerinde duramadı. Önde deve, arkada misafirler göbek ata ata gelin evine geldi. Kaynanalar önce karşılıklı gövde gösterisi yaptı, sonra gelini sırtlayan erkek tarafı deveye bindirdiği gibi yola çıktı. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Şovana Haber'deydiniz. İyi akşamlar.